İslam Akademiyası'nda 19'da harici cümleden Al-Azhar'ını cüde katta nüfuzlu profesör okutucuları yani başka Arap devletlerinden yani Türkiye'nin nüfuzlu üniversitelerinde ders veriyorken profesör okutucular çarp etirgen faaliyet kursatçı yaptı. O'zining hayotini, umrini, mablag'ini xatarga qo'yib, Misrga borib, shu Qur'on o'qib kelaman degan aziz vatandoshlarimizga biz o'sha Azharni va o'sha Misrni shu yerga ko'chirib olganmiz. Mana. Uyda o'tirib, ota-onangizni bag'rida ortiqcha xarajat qilmasdan bemalol tahsilingizni oling. Bu shunchaki ochiq internetdagi onlayn berilayotgan dersler emez o. Bu üniversiteye kiriladı. Diplomayız topşırasız. Ya ki işte, maktab atistatını topşırasız. Kireyli saralaştan kutkenden kiyen. Hakikatta şu yigit, şu kız. Şüngül layık şu yurda okuşka. Digen saralo intihalları diyemiz mi? Sınavları diyemiz mi? Bazı o kızımıza endi şekillendir yapımız. Kutkenden kiyen kabul kılınadı. Muayyen davrda, bu yerde albatta birinci bo'lib o'sha Qur'on-i Karim o'qitiladi, ijoza masalalarini hozir hal qilyapmiz. Juda ko'p vatandoshlarimiz ijoza olaman deb Misrga borib, hech narsa ololmasdan qaytib kelishyapti. O'tdi Rossiyaga ishga ketyapman deb borib, zo'rg'a uydagilarni bir necha yildan keyin pul jo'natib, yo'lkiraga qaytib olib kelgandek, borib u yerda bir afsuski azhorni qabul qilinmayapti. Çünkü azhar talablarına cevap vermeydi. Bir hususi hanadanlarda namalum adamlardan bir neçen ay devam edip ne nedir okup geliyordu? Uzayan bilmeydi. Kimle ders aldı? Kim idi? Ne mene okudu? Bizi bu kere gelmez ki. Bizi bilim gereği mi? Allah halası elbette bilimi şekillendirip veremez. İlim gereği mi? İlim niye bir şekilde şekillendirip veremez? Bu da gene çetelge çıkmasın. Çetelge çıkış kelimedir, tahkik var degani emas. Bemalol çıkıp gelişleri mümkün. Lekin, çıkayotgan da inson o'sha har bir xatti-harakatini unga keltiradigan foydasini sarhisob qilish kerak. Borib, o'sha yerda bir necha oy, bir necha yil mashaqqat chekib ko'zlagan maqsadiga yeta oladimi yoki yo'qmi? Yaxshi, shu yerda muayyan bilimlarni olib diplomini olib, shakllantirgandan keyin marhamat, tilni takomillashtirish uchun yoki qo'shimcha muayyan bir bilimlarni olish uchun chiqishga hech qanday e'tiroz yo'q. Hatto mana din ishlari bo'yicha qo'mitaga bir vakolat berildi. Sharh etib ketay, buni boshqa suhbatlarimizda hali aytganim yo'q edi. U xususan Misrga, Al-Azharga boradigan talabgorlar din ishlari bo'yicha qo'mita tavsiyasi bilan chiqib ketadi degan gap. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda jiddiy muhokama bo'lyapti. Buni ayrim nima deymiz, qo'shtirnoqchidagi do'stlarimiz boshqachaga burib yuborishyapti. Buni to'g'ri tushuninglar. Mana o'zim din ishlari bo'yicha qo'mitadan taqdir taqozosi bilan bir necha yildan buyon ishlayman. Ko'plaring tanisalaring kerak. Yuzlab odam murojaat qilgan mana o'zimga. Misrga ketyapmiz. Bitta xat qilib bering deb. Vakolatimiz yo'q edi. Men diniy ta'limga javob beraman. Masjidlar ham biz yo'nalishimizda. Vakolat yo'q. Norasmiy chiqib ketishardi. Endi kelishsin. Xat qilib beramiz. Ko'ryapsizmi mohiyat, mazmun? Talqin boshqacha, qo'mita to'sib qo'ydi, boshqa qildi, u yoqda boshqa yo'q. Qo'mita hech narsa qilgani yo'q. Azharning talabi bu. Shayxul Azharga ma'lumotnoma kiribdi. Juda ko'p odam norasmiy holatda ohakozo ohakozo. Shunda bizni elchixona vakillari bilan muloqot bo'ldi. Shuni tartibga solaylik. Vatandoshlarimiz bu yerda sarson bo'lishmasin. Qayerga qanday maqsadda kelayotganini o'zlari aniq bilsin degan mazmundan kelib chiqqan holda qo'mitani, demak, tavsiyasini olish maqsadga muvofiq deb topildi. O'zim xursand bo'ldim. Alhamdulillah. Demak, chiqib ketayotgan har bir vatandoshimiz, jigarlarimiz sarson bo'lmaydi endi. Hujjatlarni topshirishadi, ko'rib chiqib, chiroyli qilib, mana sizga deb hujjat beradi. Ertaga u yerda muayyan muddatda o'qib kelgandan keyin ortiqcha savol ham bo'lmaydi hech kimda. Mana sizga oqibat.
Ben doğayım aitip giden narsa mıydı ama gördüm. Bunu bize hiç bir adam teşebbüs bulamazları. Maşallah, bu ne ki? Hani indi benim olalım. Çıkışadı, boradı, elçihanada resmi ruhattan otadı, kayırdı türüptü. Kim bilen yaşa yaptı, nemeni oku yaptı. Hemmesini elçihana bilen bir geliydi muvaffaklaştıradı, hafsız hayat geçirdi. Hazır dünyada natınç, Mısır altıncı Mısır emez. 96. 97. yıllar sözümüz camiyatın hahırında uç okuyan paydalarımızda bu Mısır başkaçıydı. Arab baharından ki hazır özgârip etken, siyasi, mahkûrevi, kuraşlar meydanı gaylanıp bagen. Kup masalalar yine bizi keptiredi. Nihayette hafızırıyımız ki ilahim anaşılarını, bir batkırdarlarını tasarge çıkamasamız gila. Bir yıl okuydum, iki yıl okuydum, erteye kegenden ki bu yerde bunlar oranı toplanmaya kaladı. Fikir özgârip kaladı. Başka harfı ayalar tasarge çıkıp kalıyordu afsuz ki. Benim alış cereyanımda. Şu narsalarının da halısı bertaraf kılıp ve aynısı bu yerde yaşayış duruş meselelerde hazır biraz küçültürülen halı şu vali polisiye bilen bağlı başka hemmesi ki resmi kıverirse böyle de emin erkin demek Mısır hududda hareketlenişe imkaniyat böyle de. Bu bir imkazlar. Bu bir de halatına ihtiyaç kısarsılar. Bu sahiplerimiz Jüleyen Kup kuruluyetken, açılıyetken mescidlerimiz bana Allah'a geçiyor. Ahirgi aylarda bir neşte onda ben artık mescid açıldı. Bazı 2292'de böldü. Bir üç gün mü, dört gün aldın, ahirgi guvahnamanı verildi. Bazı yine bu cereyan devam ediyordu. Tohtak bageni yok. Madrese açıldı yaptı bana. Terimizde, İmam Terimizi namındaki en ahirgi açılgen madrese. Bu orta mahsus, iki yıldan ki Ali kule. Bu da Mir Arab orta mahsus ve Mir Arab Ali'ye hoşça geldi. Ayalar daha etti. Lekin hammasının teki de şu asasi maksadımız şu halk isteyetken narsanı kılıp veriş. Devlet rahbarının teşvikleri hem şu, talepleri hem şu daimi ki halk dini marifi sahada ne men haklayetken olsa organı çıkıyorlar bunun geçimini amel başarız. Teşvik şu. Şimdi başka sahalarda ki, şimdi koyuyoruz. İktisadiyat mı, siyaset mi, medeniyet, marifet mi, başka başka meselelerimiz, sanat mı, hemme saha bu memleket, cüde büyük memleket, katlı memleket. Bunu başkarışı uzun bu muydu? Bitti ailemizi, muammasalımız, kanca teşvişlenemiz. Bitti ailemiz. İçimizde rehberler olsa, olsa hiç yine bir karhane buladı mı? Bir muassası buladı mı? Onu teşvik bence. Ne işte adam şikayet buna girerdi? Ne iştesi narıza? Ne iştesi başka? Kim gelir, ne medir, gitmeydi? Hemmesinde razı kılıç cüdeye müşkül mesela. Memleket ne derim? 34 milyonlar artık ahalını hemmesinde bir dek. O hemmesiyen bitti millet, hemmesiyen bitti din vekillerimiz. Bir yüzü otuzdan artık millet ve illetler yaşaydı Özbekistan'da. Bu degani 130'dan ortiq urf odat bor. 130'dan ortiq qadriyat bor. 16 ta diniy konfessiya bor. 16 xil eng kamida bu norasmiylarni hali aytganimiz yo'q. 16 ta diniy e'tiqod bor. Hammasining ibodatxonasi bor. Hammasi kirib chiqaman. Hammasi ham o'zining e'tiqodini amalga oshirish harakatida bo'ladi. Lekin biz davlatimiz huquqiy demokratik bo'lsa ham, mamlakatimiz musulmonlarniki. Musulmonlar ustuvor bo'lgan mamlakat bo'lgani uchun islom dini nuqtai nazaridan davlat imkoniyat beradi. Qaysi ma'noda? İşte hayotda dam olyapmiz. Prezident farmon chiqarib beradi. Bu din ve davlat ajratilgan tamoyilga aslida zidga o'xshaydi, yo'q. Bu yerda ustuvorlik bor. Shu kuni, hayit kuni butun musulmonlar dam olsin deyilyapti. Bu yil hech kim dam olmadi. Ramazon hayitida. Bayram bo'lib ketdi.
e'tiqodimizga zid harakatlarni qilmasdan borib ziyoratlarni qilsin. Har xil mana Xudoga shukr ziyorat turizmi degan bir yaxshi hozir loyiha joriy bo'lgan. Mamlakatning xohlagan hududlariga borsangiz ziyoratgohlarimiz shunaqangi obod, shunaqa bir e'tibor bilan hozir qurilyapti, shakllantirilyapti. Marhamat, borib shunaqa ulug' kunlarda chiroyli joylarni ziyorat qilish kerak. Ota-onalarimiz hayot bo'lsa, duolarini olish kerak. Vafot etishgan bo'lsa, borib o'sha madhum bo'lgan joylarini, qabrlarini obod qilib o'sha yerda bir ziyorat qilib, eslab, haqlarga duo qilish kerak. Mana imkoniyat. Aytmoqchimizki, o'z gapimni cho'zmoqchi emasman. Shukronalik hammamiz uchun hamisha zarur. Alloh hammamizni mana shunday shukronalikdan nasib qilmasin. Doimiy, avvalo o'zimizni so'zimni boshida aytganimdek, sog'lik va salomatlikda turganligimiz uchun shukronasi bo'lish kerak. Mana shu bir yil ichida pandemiyada qancha yaqinlarimiz vafot etdi. Yuqori darajada aytiladi, so'zsiz bo'lmasam davom ettirasiz degan. Tashqarida faqat qiynalib qolishmasin, yosh o'g'illarimiz uylarida shamollab qolishmasin, o'qisa ham bo'ladi. Shunaqa xursand bo'ldikki, hazrat bilan kirib ketganda nima bo'lar ekan, 3-4 kunlik xatmlar boshlanib qolgan taqdirda nima qilamiz deganda, mana shu tashvishdaman deb bir-birimizga gapirib yuborib ketdik. Shunaqa xursand bo'lib chiqdikki, mashallah, xatmlar oxiriga yetsin deb. Türkiye'deki devlet tarafı ham okudukken bu. Türkiye'deki devlet. Mısır'da hangi çekiyorlar bu? Bu hakaza, yani etrafımızdaki hangi devletlerde hatim bugün yok. İndonezya, 200 milyon ahalısı. Müslüman. 280 milyon ahalısı. Bütün böyle hacı muranın en katta kuvvetasını o şeyle alalı. Shunaqa havas qilishdiki bizga. Yechimini to'g'ri topibsizlar. Sizlarni davlat rahbarlaringa sizlar shunday duo qilinglarki, sizlarni emin erkin ibodat qilishlaring uchun xayrixoh bo'lib sizlarga sharoit yaratib beryapti. Yo bo'ldi, ilojsiz desalar o'sha zahoti nuqta qo'yinglar, buni ham tayyor edik. Lekin yechim shunday bo'ldiki, yo to'xtamasin. Hatim Qur'onlarda baraka bor. Hatim Qur'onlarda baraka bor, duo qilasizmi deydi. Allohning hikmatini qarang. Mana statistika bor. Sizlar ham eshitdingiz. Ramazonni taxminan o'sha 3-4 kunlik o'sishdan keyin 400 atrofida bo'lsa, oxirida ham shundan oshgani yo'q. 1000 ta bo'lib ketadi deb biz xor bo'ldik. Oshgani yo'q. 500 ta ham bo'lgani yo'q. Ana alhamdulillah hayitlarimiz ham chiroyli. Ya'ni ko'p ishlar bo'lyapti. Buni endi aziz mana shu xalqimizga yetkazish, namozxonlarimizga yetkazish, vatandoshlarimizga
yetkizish zarur degan bir fikr va ularni yo'l ochib berayotgan barcha sharoitni yaratib berayotgan muhtaram rahbarimiz barcha mutasaddilarni Alloh taolo o'zi yuzi himoyasida saqlasin va bu yerda hozir fursatdan foydalanib o'zim ham foydalanyapman juda ham yaxshi ko'raman hurmat qilaman Abror Hamdonlarni bir suhbatlardan birgalikda bahramand bo'lsak marhamat qilsin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala seyyidina Muhammedin amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Aziz ve kadirdan biraderler. Bugün cüde yakşı kursançilikler bilen mukabul bulup sizler bilen. İnşallah bu sohbetlerimiz şu seviyede bundan hem yakşı raviyyada devam etişliğine ümit var mız? Barçamızın gözümüzde ümit, kalbimizde inanç gelecekte inşallah bu hak yine bu nimetinin şükrüge cevap verip bu nimetinin merdavan buluşluğuna inşallah bir geliyle hizmet kılarız. Teşkili meseleler, İslam'a, İslam talimatı, bundan taşkara halkımızın manfaatı, ihtiyacına, nimetliğine doğrusu deyi hareketler elbette maktabga layık sazavar. Lekin hammalarsa %100 doğru degan gap yok. Bunu hamma itiraf kıladı ve açıklık talep kılınadı o adette. Açık olsak muammalar açıkçası ki dostane hal kılınadı. Lekin ihtiyaçlardan, insanın ihtiyacından şahsi yoki siyasi maksatta faydalanmakçı bulgen gruplar her daim ihtiyaçge hücum kılar. İhtiyaçge. Anca şehran rakunet rubah mizac ihtiyacız, ihtiyacız, ihtiyac degen. Yani şirni hem, arslanını hem Türk tabiat kıpaya degenlerse ihtiyaç, muhtaçlik. Muhtaçlikten şu işini kıpaya degen. Biz itikadımızda kalbimiz top buluşluğu, gözümüz top buluşluğu, gelecek geçirayli, umid bilen karışlığımız muhtaç bugün vaktimizde hem özümüzde satmaşlığımızda sebep oladı. Biz kalbimizi duyduruşumuz gerek, gözümüzü duyduruşumuz gerek. İnşallah bunun akıbeti de cüde kette mükafatlarını dünyada alabiliriz. Lekin dünya meydanı daim nimesi bilendir imtihan kıladı. Dünyada nimesi bilendir, kemçeliğimiz var. Yaşı uluğu, aksakal, atahallar buna geplerseniz, bunlar sizge düşündürer hayatını. Hayatta hem nelerse mükemmel degen nelerse yok. Lekin hayatını mükemmel oluştuğu ucun insan etikadını mükemmel kılış gerek, etikadını. Etikad mükemmelliği daim takitleyemiz bunu. Fakat mescidde kurulmasılık ki. Mescidden, eşikten kirgeninizde elhamdülillah, Allah-u Ekber, maşallah, inşallah deyip koyu kızarga vurgende bravo koyunu, bravo muanını satmasızlık gerek. Dallallık kılıp yalvan yaparak. 3 yaşlı koyuyu, 5 yaşlı deyip karnıya hava haydan koyu satmasızlık gerek. Bu miydi bu? O uşa pazarda bizi takvadar buluş gerek. Aslı mescidtemez deyip. Ben mecazıyım ona dedi. Mescitten çıkkanınızda başlanırdı, mescitteki namazının tansırı. Kimliği bilinirdi, siz namazı kıyafsız mı? Rast, rastla. Yok mu? Siz mescitke katına geliniz bilen namaz han, yani zahırda namazınızın hesabı vardı. Lekin taşkarıya çıkan peydiğinizde, siz bu mesuliyet zimmeyizge yüklengen peydde namazının tansırı var mı yok musun? Kur'an-ı Kerim namaz hakkında kılıngan, yani agahlendirişlerini insanı seskendiredigen derecede agahlendirigen. Bazı ayetlerde etken Allah da Allah. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُودًا Vakti de farz. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَخْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَا ذِكْرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ degen. Namaz, egesini fahş ve munkardan kaytarış gerek. Namaz ne yapma koyu uğradı yu, ülpatçilik kılıp, 4-5 gramı içime koyu uğradı. O kaytar mı yaptı namazını? Namaz, takit bile neytiladı, hayatta kurunadı. Mescitte bu kurunuşumuz zahiri bu. Kalbimizde ne batırıptı, içimizde ne batırıptı, kimden kança karsap koyup, moşlanı minip, koyu ap koyup, sigırı bağlap koyup, kansı verme yürgen adam namazdan kurunu yaptı, halas gözümüz geri. Verin kansıyı siz. Piyada yürüyün, moşlayıcı satayım. Allah'dan korkmayız. El-Mutin zalim de geldiler Peygamber'e deyiz. İmkaniyeti baktırıp karzını birine yürüyen adam zalim. Zalim. Zalimlerinin akıbeti yakışmaz. Zulüm kılı yapsın buralarına hakkını özleştirebiliriz. Namaz, ibadet, buralarlar hayatta görünüş gerek. Hayatta, kocaki çıkan belli. Ticarette görünüş gerek. Bir masuliyetke sizge vazife yüklengende görünüş gerek. Ataullah Sakandari aytadı. Hikame Ataiyyede İradetuke tecrid ma'a ikametillahi fil esbab min eşşehvetil hafiyye. Allah seni bir sebep dünyasına mesul kıp koydu. Mesela deyelim ki siz dehkansız, dehkancılıkta mesulsiz. Siz ersiz, ailenizde mesulsiz. Siz kaysıdır mesuliyetlik dairede işleysiz, kol astınızdakilerden mesulsiz. Şimdi şu mesuliyetten kaçıp, kırıp, mescidke kırıp alıp Kur'an yazmayman deseyiz, varge var varıp durup çille oturaman deseyiz, bu mesuliyetten kaçış değil, ibadet değil mi? Kaçış bu. Siz pazar taşıp git varsayız, yok ki bir fabrikanın ilgesiz taşıp git varsayız, hamleye parakende bu midir? Özünüzü oylayıp, mahvi şahvat bilen mesuliyetten kaçıyorsunuz. İslam'ın ruhunu çünüşümüz gerek bu adamlar. İslam'ın ruhu kaytıp eytemen mescitten çıkkanda başlanadı. Ramazan'ın ruhu Ramazan ayı çıkkanda başlanadı. Hac'ın ruhu hac tügegende başlanadı. Hayatta görünüş gerek. Bizim hayatımızda Müslümanlıkçılığımız görünüş gerek. Nima uchun Yevropa rivojlanib ketyapti? Nimaga Yaponiya rivojlanib ketyapti? Nimaga ular musulmon emas? Nimaga biz rivojlanmayapmiz desangiz, mana shu gapdan topasiz sababini, sirrini. Biz masjidda chiroyli musulmonmiz, bozorda uchiga chiqqan abiris. Ko'zi shamg'alat qilish bo'yicha jahon chempioni. Masjiddagi namoz bilan bozordagi ahvol bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Shuning uchun rivojlanish bo'lmaydi. Yaponiyaga borsangiz masjidga qatnamaydi-yu, bozorda birovni haqqiga xiyonat qilmaydi. Ishlaydigan joyida ishxonasiga xiyonat qilmaydi. O'qiydigan joyida pul berib imtihondan o'tmaydi, o'qishga pul berib kirmaydi. Kirmaydi. Ular masalaga islom qo'ygan asos bilan yondoshgani uchun yutuqqa erishdi. Biz islom qo'ygan asosni zohirlariga botib qoldik, zohir. Hammamizda bor. Men buni aytarkanman sizlardan ma'zur talab qilaman. O'zim haqimda gapiryapman. Hammamizda shu narsa. Biz hayotda inson faktorini, vijdoniy omilni ko'rsatishimiz kerak. Qur'oni Karim, hadis shariflar buni ko'rsatadi. Mavzu birodarlar, mana shu mavzuni bizga tushuntiradigan ulamolarga hurmat ko'rsatishimiz kerak. Ulamolarning qadriga yetishimiz kerak. Bugün katta bir cemaat, ulamalar cemaatı, Andijon şehriye, vilayetlerine kilip, halkımızın derdini, müşkulatlarını eşitip, şu meselelerde ne mi yordam tekerken deyip yürüştü. Ularının içi de, ben özümle ulama demeyim ben, lakin ular layık olmasak da bizimle hem takilip klişe yaptı, ben şu ulamalarının gapını yıkızıyım. Ulamalarını hürmet kılmadığımızca, bu hakikatlerden haberdar olamayız.
Kadımda ümmetinin necat tapken menhelesini karasak berçesi ulemalarına küçük veriyor. Ulemalarını itibarlı, hürmetli kıyarı için millet rojlaydı. Eğer kaysi bir memleket yurt yok ki emirliklerine karasakiz ulemalarına ve hürmetli kıyarı bulsa uşa uzakka varmayın. Haccac zalimini işitkensinler tamam. Haccac daim yanında zalim namı işletilir. Zalim bugün. 100.000'den aşık adam öldürgen. 100.000'den aşık. 300'ye yakın sahabana katırgen. Sahabanı, Resulullah'ın kurgan adamlar. Tabiilerden bir kancasını katırgen. Tabiilerden bir kancalarını katırgen. Yok, ventilatör işler. Haccac zalimning iqtidorini inqirozga uchrashligi Said ibn Jubayr rahimahullohni qatl qilishlik sababli bo'lgan. Islom tarixini biz boshqa adabiyotlardan ya'ni ehtiyojlarimizni qondirar ekanmiz, Islom tarixi bo'yicha ham ilmiy ishlar qilishimiz kerak. Chunki tarix bizga fiqhni o'rgatadi, tarixiy fiqhni. Tarixiy jarayonlarga qanday munosabatda bo'lishimiz kerak. Said ibn Jubayr o'zi faqih inson bo'lgan, faqih. Tabiyyilerinin imamı bugün. Tabiyyiler içinde, yani sahabalarını kurgan ulamalar içinde en peşkadamı bugün. İbn Abbas'ın en yakın şahırdı. İbn Abbas, Hibrul Ümmet namı bilen meşgul. Ümmetinin danışmanı İbn Abbas. Hatta İbn Abbas radıyallahu anh'ıma itiraf kıyın. İbn Ümmet Dahma barcayda menden mesele soramalarım dedi. Yani İbn Ümmet Dahma dedi, Kara Hatun'un oğlu dedi. Kara Hatun'un oğlu bugün. Kurumşiyem, kurumsuz adam bugün. Lekin cüddeyem katta oğlum bugün. Cüddeyem katta. Bazılar aydırdı. Mesela deydi, ata miras masalasında küçüleyim. Tabi illerden ata miras masalasında cüde küçüleyim. Mukatil tafsirde küçüleyim. Yine Şabi hadiste küçüleyim. Yine Nahai fikhde küçüleyim. Sa'd ibn Jubayr hamasda küçüleyim bugün. Hamas ahını yegerdegen kişi bugün. Sa'd ibn Jubayr 81. hicri senede Horlar fitnesi degen fitne var tarihte. Abdurrahman ibn Ash'as degen bir oğlum uzunun etrafıya Horlar oğlumlarını yığıp Haccacı zalimge karşı kural bilen çıkardı. Kötü tarih bu. Ben buna ayeti verişim ibrette var. Ve tahminen 2 yıl mı 3 yıl cenk oladı. Tahminen 50 madde hücum kıladı. 50 madde hücumunun 49 martası da galiba kıladı. Haccacı Üşlam'ı ediyor, galiba kıladı. 52.si de mağlup bulup halak kıladı. Abdurrahman ibn Ash'as. Şimdi atrafında cüde katta oğlumlar var. Said ibn Jubayr var, Şabi var, Mukatil var, Ata var, Birkanca, Talh var. Katta sahabe, yani sahabelerini kurgan olamadı. Mağlup bu günlerden ki Haccacı zalim her bittelerini bitteden o biri buldu. Bazılarını avukladı, mesela Ata'nın avukı var gen, Ata ibn Abi Rabah. Abu Hanife'nin İbn Abbas'ke ulengen sahneti de Ata duradı. Ata ibn Abi Rabah. Said ibn Jubayr şu boyu kaçadı. İnkılap bu kaldı, hareket netice vermedi. Kaçıp 12 yıl kaçıp yürüdü. 81. hicri senede bu gen bozu, 93. hicri sene geçe hadi bu yapka kaçadılar, hadi bu yapka kaçadılar. Katta katta valiler uçuşunu hürmet kılardı. Haccac seni sürüştürü yaptı dese kaça uğrardılar. Mekke'ye tegellere de Mekke'nin valisi uçuşuge kaç Haccac seni sürüştürü yaptı degende indi Allah'tan hayal kılamam, Allah'ın kaderinden kaçan geçe kaçı bir adam. Yaksı taslim olabilir. Taslim bu gelinlere de Haccacılık o adamlarının içinde bu kişiye aitlerdi. Adın Said ibn Jubayr sen mi sen? Dediler, ha Said ibn Jubayr ben mi? Bel
ente Şakik ibn Kusayr deydi. Masxara qildi. Olimni masxara qilyapti Haccoc. Sa'id degan baxtli degani. Shaqiq badbaxt deskasini aytibdi-da. Jubayr degani, ya'ni jabiradan olingan, tuzalgan degani. Tuzuk degani, Kusayr singan degani. Deskasini aytadi, sen balki badbaxt ibn Kusayrsan deydi. Hozirma aytishadi-ku masxara qilishi. Kibr shu. Ulamolarga nisbatan shu narsani qiladi. Şunda bu şey aytadılar ki, beni anam senden yakşı bilir benim ismimi deyken. Benim ismimi anam koygen, seni buna kadar maskarenge dağılmasına. Kullas, aylantırıp, uğur gültürüp bu kişini katırdılar. Katır kılıyetken de Said ibn Jubayr aytadılar. Allah'ım menden ki bu haccacıya mutlaka imkan vermeyin. Mutlaka imkan vermeyin. Menden ki bir orta adamını öldürüşke imkaniyet bu mesela. Said ibn Jubayr'ni qatl qilgandan keyin Haccocni kotibi bo'lardi. Bir kuni Haccoc o'zi ham ibodatli odam. Bir kuni kirsam deydi orqasidan. Bir joyda mihrobga turib olib, "Ya Said, ya Said, ya Said" deb yig'layapti deydi. O'ldirishga o'ldirib qo'ygan juda qattiq pushaymon bo'lgan keyin shuni. O'shandan keyin uzoqqa bormasdan o'zi ham o'lgan. Said ibn Jubayr'ni xorozlari bo'lardi, xoroz. Xoroz boqardi. Tahaccüdge çakırsa durup uşanı avazı bulan tahaccüd okurken. Bir gün horaz kıçkırmayın buydu. Okulak baktılar. Hatta bandat bu. Turgenlere de horazge karar. Allah avazını uçurur. Kıçkırmayın tahaccüd bugün kaza buldu dediler. Uşa geplilerinin tasarında uşa horaz kayıt kıçkırmayın buydu. Onlara etken ki sen doğru kargama yerine geldi. Kargasın sende ilim var. Vurup yeterli. Ben ustazımın şeyh hatıratlarını şu meselede cüde ihtiyatkarlıklarını koruyam. Bu kişiye özlerindeki ilimden havatır kılıp bu kişiye düşman koyan adamlarına yaman yapamazlar. Çünkü ilimin yani tıkı var. O tıkka karşı yürümezlik gerek. Bugün bizim memleketimizde ulemalarına veriyetken imkaniyet İslam tarihinde mahkabe sazavar imkaniyet. Ben bunu sizlere yapmayacağım. Ulamalarga qarshi yurib Haccoc 2 yilga bormasdan Farvonda o'qiydi. Haccoc juda katta qilichli odam bo'lgan. Lekin ulamolarning e'tiborligi sababli halokatga uchradi, tarixda zolim bo'lib qoldi. Bugun inshaalloh robbil alamin katta-katta ulamolar hozir anjomni har joylarda yurishibdi. Inshaalloh asr namoziga boshqa masjidga ham boramiz. Lekin biz shu ruhiyatni bir-birimizga o'rtoqlashishimiz kerak. Birodarlar, islom biz bilan birga yashaydigan din. İslam bozorda ham bizga muhim bo'lgan din. Yoshlarimizga buni singdirishimiz kerak. Endi o'rnimizdan turishimiz kerak. Endi hayotni qaytadan tiklashimiz kerak. Imkoniyat har tomonlama bizga bostirib kelyapti. Har tomonlama. Endi agar harakat qilmasak javob beramiz. Javobgar bo'lamiz. Bu javobgarlikdan biz zimmamizni ozod qilish uchun endi vijdoniy mahkamaga qarab yurishimiz kerak. Allah'tan korkup münasebet bildirişimiz gerek. Hamma sahada. Eğer aramızda bitti adam, şu aramızda. Bitti adam, karındaş, urgu bilen alakanı üzgen bulsa, hammanın duasıya halat kıladı şu. İşe nasıl bu çünkü? Demek biz hammamız birbirimizle bağlıymız. Kim? Amması bilen alakası üzgen, dursun ondan çıkıp gitsin de geldiler, dua kılın dediğin peyde. Bir odam o'rnidan turgan, chiqib ketgan, qolganlar duo qilgan. Hammasi bilan aloqasini uzgan odam borligi uchun u duo ijobat bo'lmaydi. Istisqo namozi uchun chiqib ketayotganda Hazrat Umar aytganlar, kim qarindosh urug'laridan aloqani uzgan bo'lsa, biz bilan kelmasin deganlar. Hammamiz bir-birimizga bog'liqmiz. Hozir nimamizdir Alloh subhanahu va taologa yoqdi? Yo'q, ota bobolarimizni, ajdodlarimizning kimidir duolari, iltijolari ijobat bo'ldi, hozir imkoniyatlar tug'ilib ketdi. Ularning duolari ijobat bo'lib ketdi. Mana hozir bir masjidni ko'rdik. Inshaalloh shu yilning oxirida ko'rkam bir masjidda ibodatlarimizni davom ettiramiz. Lekin Muzaffar aka ham aytdi o'sha joyda, faqat bu namoz o'qiydigan joy deb qaralmasin. Bizga masjid hayotning ta'limini beradigan maskan bo'lsin. Bu joyga kelib faqat biz ya'ni iymonni quvvatlantirib olish uchun kelamiz xolos masjidga. Asl hayot ko'chada.
asıl hayat kurcada. Bazen roza tutmayan adam tutkenden çok acil oladı. Çünkü yaşamazsın. Sahih hadis et yapmamız diye. Handak gazatı da handakını kazışlıkça asırdan keyin roza tutkenler yaramaya koyar. Roza tutmayan adam asırdan keyin işleyen. Şunda Peygamber aleyhisselatü vesselam bugün acırını rozda tutma gelden alıp getirdi gelder. Siz cemiyetke faydalı odan buluşke hareket kirli. Hiç kimli kendini sıkmayın. Her bitti insanını hızır de bilin. Her bitti insanını Allah'ın dostu de bilin. Ve öz mavkifimizini egelleyin. Her kim özünün ornuna cevap versin. Şunda masalalar iyiciler. Her kim özünün ornuna, özünün mavkifine cevap verse cemiyet doladı. Hamma oldinga qarab yuradi. Hozir nima bo'lyapti? Nima muammo bo'lyapti? O'zi loyiq bo'lmagan narsani odamlar bo'yniga olyapti. O'zi muftiy emas, fatvo beryapti odamlarga. Muftiy emas. Uni hech kim muftiy deb saylamagan. O'zi muftiy emas, odamlarga jihod deb fatvo beryapti. Qayerda bor? Islomni qayerida bu gap qo'llab-quvvatlangan? Kim u jihod deb fatvo beryapti? Kim? Kimni o'g'li kim? Hiç kim bilmeydi bunu? Adamlar kazılık diyordu. Kim sen sen? İmam'a akıl örgü diyordu. Sen imam mısın dostum? Sen vazifeyi ne dedin? İmam'a Allah'a buyruk var. Şeriat tamamı. İmam vazifesini kısın. Uyan vicdanın vazifesini kısın. Muhan vicdanın vazifesini kısın. Masalalar çalkeşip gitse, çigel köpeyedi. Çigel köpeyse geçim yok olabildi. Yeçim bulmagandan keyin parokandalik bo'ladi. Shuning uchun biz oramizni mahkam jipslashtirishimiz, har kim o'zining mas'uliyatiga javob berishimiz kerak. Bozorda ham, dehqonchilikda ham, hunarda ham, ilmda ham astoydil bo'lishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bandalaridan ishini mukammal qiladiganlarini yaxshi ko'radi. Sahih hadis bu. Bandalardan işini mükemmel kıladigenini yakış koyar. Bir darahını alıp ilk yapsız kıyamet bu kaldı. Yarım yortu kum gelsiz. Ne bakılış gereği dese ahirine ekip koydu gelirler. Bizim maksat hazır bu muydu? Darahını ekesiz kıyamet buldu yerem yok aradı. Lekin ekip koydu yaptılar. Ne bakı? Allah subhanahu wa ta'ala bendege mükemmel iş kılıçdikini büyüdü. Bu kaide buradırlar. Her bittemiz işimizge mükemmel yandaşımız gerek. Mükemmel. Avrupa'nı mahdiyetken, Japonya'nı mahdiyetken, Germanya'nı mahdiyetken adamlar meselenin mahiyetine karen ular İslam'ını, dinini kabul kımagan adamlar bulmasa da lekin meselege o da sıfatlı yandaşı yaptı. İslam büyürgen işleri yaptı. Netice ne onu yaptı? Dünya neticeleri de biz, dünya maddeleri de biz mükemmel işe hareket kılışımız gerek. Yaşlarımız talimge hareket kılış gerek, talim. Yani kayıt etmemiz, halim. Özü dertimiz içimizde, özü hemimiz başımız ham kılıp, nüme kılışı bilmeyi yürüyenimizde, sekin sekin, asla asla milletinin fidakarları, cemiyatning ko'ngillilari, mutasaddi odamlarning diyonati sababli asta-asta bu ishlarga yechim uchun qadam ketyapti. Boshqa muammolar ko'p, shu yechilishi mumkin bo'lgan muammolarni ko'tarib olib, siz bilan bizni boshimizga aylantirishyapti. Zotan biz shu muammolarni yechim uchun harakat qilyapmiz, zotan. Biz natijaga aslida mas'ul emasmiz. Biz harakatga mas'ulmiz. Harakatda hikmatga mas'ulmiz. Doğru kegen cahide gafara uğruş, doğru kegen narsan ayda uğruş, insanını zulüm kılıçlığına sabah olmadı. Buliyetken işin noktada. Lekin elhamdülillahi rabbil alemin, hadır buliyetken iş. Mesela ben iki gün kaldı, hadır kegen. İki günün içi de bütün dünyadan aksada geliyordu, aksada. Telefonlarım dinme yaptı beni. Değerli alalımı yapmam da, Telegram'dan, Messenger'dan, WhatsApp'tan, başka cahiden yazış yaptı. O'zbekistonga qaytib boraylikmikin deyishyapti. Bo'layotgan hodisalarning aks sadosi bo'ladi. Chunki shu sababli ketib olgan odamlar bor. Va borgan joylarida o'zlari o'ylagan narsani ko'rmay afsuslanib o'tirganlar bor. Bu gapni mana bu yerda o'tirgan odamlar o'zingiz yaqin yori do'stingiz bilan gaplashing.
Yo'qlik berasiz. U natija yo'q. Aynan, aynan menga bugun ertalab Misrdan telefon bo'ldi. Bir yaqin o'rtog'im aytayaptiki, Qorakan Misrga keladigan odam mutaxassislik uchun kelsin, shuni ayting dedi menga. Omonat. Mutaxassis bo'lib o'qiyman desa, kelsin. Lekin Qur'on o'rganaman deb kelmasin. Biz ularni eplolmayapmiz. Bu yerda har turli odamlar bor. Unga garantiya yo'q, kafolat yo'q. Hatto ba'zi odamlarni qo'yib qo'ydim, qaytaringlar odamlarni deb deyapti. Davlat qaytarmaydi hech qachon. Konstitutsiyada inson, O'zbekiston fuqarosi ta'limni xohlagan yurtda, xohlagan joyda olish huquqi bor. Bunga hech kim qarshi bo'lmaydi. Qonuniy haqqingiz bor, xohlagan joyga borasiz. Men sizga tajriba o'laroq tavsiya qilyapman. Qur'on o'qimoqchiman deb Misrga borgan odamlar muammoga kirib qoladi deyapti. Misrdan eng yaqin o'rtog'im. Shunaqa deyapti. Uni bo'tdi nima qilaylik? Savol tug'iladi. Mana shu joyda endi o'sha masala yechilyapti. Hozir Muzaffar aka aytdilar, biroz kamtarona qilib aytdilar, men sizni maqtab qo'yay. Ala saharni professorlar olib kelindi. Hozir O'zbekistondagi Xalqaro Islom Akademiyasida 19 ta xorijdan kelgan doktorlar, professorlar dars beryapti. Damanfuri degan odam bor, dengiz hadis ilmi bo'yicha, tafsir ilmi bo'yicha ta'vilotni hozir tarjimasini qilyapti. Maturidiy bo'yicha ipidan ignasigacha biladigan odam. Bizga dars beryapti, bizni o'zbeklarga. O'shanga boryapti o'z odamlar. Bizga olib kelishyapti. Hozir onlayn universitet tashkil qilish buyruq kelgan zahotimiz kecha bu xush xabari Muzaffar aka yetkazdi, men sizlarga ham yetkazib qo'yay. Onlayn universitetda o'qiy olasiz yaqin kunda. Imtihon topshirasiz, o'tasiz, kompyuterda, Zoomda yoki qandaydir platformada dars bo'ladi, bitirsangiz diplom olasiz. Uyingizda o'tirib, qo'yib boqib diplom olasiz. Bu imkoniyatlar zamon talabi, zamon. Zamon talabiga javob beryapti. Mutasaddilar bunga buyruq qilyapti, ya'ni tavsiya qilyapti. Boringlar, nima muammo aytinglar. Tavsiyamiz o'sha zahoti qabul bo'lyapti. Hozir Ramazonni gapirdilar. Ramazondagi hodisani biroz yumshoqroq gapiryaptilar. Men gapirsam boshqacharoq chiqadi. Hamma joy to'xtatishga aytgan. Hamma to'xtataylik Ramazonda taroviq bo'lmaydi degan. Muftiyni Alloh umrini uzoq qilsin. U kishi tavakkul qilib aytdiki, mandagi xabarga ko'ra tasdiqlaydi Muzaffar aka. Taroviqlar o'qilsa, xalq duo qiladi, duo qilsa shu vabo yo'qoladi deb u kishi tavsiya qilgan. Shaxsan prezident o'zlariga. Ana o'shandan keyin prezidentning diyonatini qarang-da. Bo'pti. Taroviqlarni sharoitiga qarab tashqarida bo'lsa ham, nima qilib bo'lsa ham o'tkazinglar deyildi. E'tibor bering. Vabo chekinyapti mana shu taroviqdan keyin. Dunyo bo'yicha har yili Ramazon qaysi shaharda, qaysi mamlakatda ya'ni juda chiroyli o'tdi degan bir tashkilot statistikasi bor. O'sha statistikada O'zbekiston birinchi o'rinda turibdi. Eng faizli Ramazon O'zbekistonda bo'ldi. Chunki boshqa joylar ilojsiz, iloj qilolgani yo'q. Pandemiya harakat qildi, karantin Turkiyada aytibdilar, taroviq ham o'qilgani yo'q. Qatim yo'qda tursin. Boshqa joylarda ham o'qilgani yo'q. Bizdagi faizni ko'rdingizmi? To'g'rimi? Mana shu faizni bizga bu ne'mat o'laroq, ne'mat o'laroq bosh rahbarni o'zi tasdiqlayapti. Diyonat tomonga yuryapti. Shuni hal qilaylik deyapti. Ta'lim ma'nosida ilk Qur'on ta'limotlariga harakatlar bor. Hozir birinchi o'rinda imomlarimizni qiroatlarni to'g'rilash bo'yicha buyruq bor. Akademiyada balki malaka oshirish qilinadi. Aynan qiroat uchun imomlarimizga ijozat beriladi. Kelajakda qorilar assotsiatsiyalari bo'ladi. Inshaalloh robbil alamin. Oldinda juda katta rejalar bor. Yana qaytib aytdim, sal kamtarlar Muzaffar akani qo'lida katta dasturlar bor. Tayyor turibdi hammasi. Siz o'ylagandan afzallari bor. Onlayn universiteti kim o'ylardi? Biz o'ylamaganmiz. Bizga hozir biz o'ylamagan narsa dedi. Bu qilinish kerakida odamlar qo'rqiyotdi aytgandi. Hozir aytdik, ijobat bo'lib qolyapti. Boshlandi hozir akademiyada har doim birga yuribmiz, hali prorektorga, hali rektorga, hali boshqalariga qo'mitaga buyruq qilib yotibdilar. Ishlab chiqinglar, nima qilinadi, qanday qilinadi, tajribalarni almashinglar dedi. Bu yutuqlarimiz bor. Yutuqni aytishni hikmati bor. Kamchiliklarni gapirsak, odamlarda tushkunlik bo'ladi. Kamchiliklarni gapirish
bilan hal bo'lganda edi, faqat kamchilik gapirardilar. Gapirsangiz kamchilik hal bo'lib qolmaydi. Bil aks shukrlik paydo bo'ladi. Biz odamlarni shijoatlantirishimiz kerak. Ruhlantirishimiz kerak, bu sunnat. Payg'ambar alayhisolatu vasallam har doim ruhlantirgan. Har doim. Qur'oni Karim, bir 2-3 kun oldingi suhbatimizning mavzusi shu edi. Qur'oni Karim mahzun bo'lishlik, tushkunlikka tushishlikni tanqid qilgan Qur'onda. Musulmonga yarashmaydi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lam in kuntum mu'minin degan. Tushkunlikka tushmanglar, mahzun bo'lmanglar. Sizlar oliysizlar agar mu'min holda tursanglar. Biz mu'minmiz, inshaalloh biz har bitta masalamizni yechimiga chiqamiz. Bugungi shu suhbatlarimiz ham ruhiyatimizni ko'tarish, bayramona kayfiyat, inshaalloh bu yurtni kelajagi yoshlari ibodatli mamlakatning kelajagi buyuk bo'ladi. Hazrati Umarning gaplari. Yoshlari ibodatli bo'lgan millatning kelajagi buyuk bo'ladi. Bugun bu yoshlarimiz, yana qaytib aytaman, ibodat deganda masjiddan chiqqanda, hajdan qaytganda, Ramazon tugaganda boshlanadigan ibodatni aytayapman men. Faqatgina zohirda ibodatli ko'rinib ko'chada boshqa ishlarni qilishni to'xtatishimiz kerak. İnşallah bunda birbirimizga örnek bo'lamiz. Sizlar bilan ko'p gaplashkimiz bor, lekin yana boradigan joylarimiz bor. Savol javoblar masalasiga bitta ikkita o'rin bersak, kimda nima savol bor, mavzuga aloqador, vaziyatga aloqador takliflar bo'lsa ham. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ma'lum bir chetga chiqqan holda savolimiz bor. Qadamlar ruxsat. Salomat. O'zim taksistman, taksida shunday holat bo'lib boradiki, biz sistema baholab beradi. Summamizni, yo'lovchini summasini. Men bayram kunlari shunday holat bo'lyaptiki, ko'tarib qo'yishyaptilar. Keyin biz xursand bo'lsak, bayramda yana tushirib qo'yishyapti. Shunday holatda bizga halolmi shop pul yo? Taksi sistemalari, ya'ni kirakashlik sistemalarini alohida platformalari bor. Uni tashkilotlar, ya'ni firmalar, masalan Yandex bor, hozirlarda Royal, Champion nimadirlar bor. Vodiylarda. O'sha sistemani boshqa ko'rinishi. Siz u joyda o'z mas'uliyatingizga amal qilasiz shu asosan. Shoferligingizni qilasiz, mashinangizni toza olib yurasiz, kelgan mijozga to'g'ri muomala ko'rsatasiz. Va belgilangan bahoni ularga ko'rsatasiz. O'zi programmada ko'rsatadi. To'g'ri? Bo'yicha siz aldamayotganingiz uchun, sizni mas'uliyatingizda bo'lmaganligi uchun sizga ta'sir yo'q. Halol bo'ladi, bemalol. Bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uchun topsiz, u shahodat haqidagi gap, institut universitetlarga o'qishga topshiradiganlar, mutaxassislik uchun. Lekin Qur'on ta'limoti to'g'risida hozir endi ketyapti. So'z javob berasizmi? Bu masala boshqacharoq bo'ladi, inshaalloh siz o'ylagan tushunchadan afzal bo'ladi. Savolingiz uchun rahmat. Bu hozir muhokamada turgan masala. Alloh xolosa chiroyli bir yechimini beramiz. Har bir narsani puxta, har tomonlama ehtiyoj va talabdan kelib chiqqan holda amalga oshirilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuning uchun biz bu xayrli bir yaxshi xabar sifatida beryapmiz.
Bunu hemen tertip kaydaları, konsepsiyası, nizamı, rahat kazaları boyunca hazır durup işleyip hazır edilmelerdik. Yerden kayıtlı borgenden ki biz muhakkak edilemez. Hemen talaplarını, borgeni ve halası yakışık olardı. Sizge ayet edilken dersem, bana birer bir institutke, üniversiteye kirliyen bu ses, adi talim için siz ornatırken tertipte saradaştan otasız, test olsun, başka icadi imtihan olsun. Yen şu üniversiteye kabul kılınmaz talaba sıfatlı, doğru mu? Etibar kılayım, hazır Julian Coop internet tarmağı arkalı, online dersler Julian Coop. Kim karısız şey falancı falan ders ötüştü başlaydı. Falancı bana bu masalada ders ötüştü başlaydı. Onun için dersi, yılancı dersi, o hakkıza, o hakkıza. Bu ne kadar sen nasıl mantıklısın? Bu dizimli sizge, o şey sertifikat, diplom.